Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Paulina'yız. Ne tesadüf. 7/24 beraber olduğumuz yetmedi. Bir de markete gittik. Ne zamandı? Pazar günüydü sanırım. Yo, cumartesi günü döndük Türkiye'den. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Pazar ise bugün. Mesai yaptım artık. İlk iş günüydü. Biraz zordu açıkçası. Kulağımın da biri suda fazla kaldım sanırım. Tıkandı, Milan'da da aynısı oldu falan. Böyle şeyler ama uzun lafın kısası iyiyiz. Güzel bir tatil geçirdik Türkiye'den sonra. Türkiye hakkında aslına bakarsanız düşüncelerimi size söyleyeceğim. Gurbette yaşayan biri olarak uzun yıllardır. Her zaman fırsatımız olmuyor. Belki az gidiyorum da diyemem ama yılda bir iki kez Türkiye'ye gidiyorum. Hazır böyle taze gidip gelmişken de biraz vatanı eleştirelim. Güzel ananın kahve döküldü ya. Süt pardon. What are you stealing? Kaştan. Is it edible? No. No? So what is it? It's kaştan. Giymiyorsun ama topluyorsun. Tuhaf. Belki dekorasyondur. Moja dekorasyon. I don't know. Everyone's picking kaştan when it's autumn. No reason. Evet, sonuçta her şeyin bir sebebi olmasına gerek yok. Şimdi ben en başta şöyle yapacağım. Paulina'ya sorayım. Çünkü ben biraz Paulina'nın görüşünü aldıktan sonra rahat rahat Türkçe konuşacağım. Şimdi o İngilizce konuşacak. Saydırayım öyle üst üste gelsin. Siz de sıkılmayın istiyorum. How was Türkiye? I hope you enjoyed. Yeah, I did actually. That's it. I just wonder if you see some differences between your the previous trip and right now, you know, currently. Our previous something was trip changed. Was terrible because temperature was so extremely high, uh-huh. And it was during this fire period mm-hmm. in Mula. So yeah. But it was Marmaris. Marmaris, yeah. Yeah, but you're right, exactly. This time it was fire. But even without fire, it was, I don't know, like 46 degrees in shadow. Mm. So it was impossible to enjoy for me this day. I think so. Like, I didn't used to. Mm-hmm. For like this but this time I think we managed really well because we were there, you know, like almost end of the August. So thanks of it, temperature was mostly, I don't know, around 32-33 degrees. So yeah, so it was really pleasant. It was good. Still hot because of high humidity, mm-hmm. but pleasant, I can say. And I would definitely recommend for someone to go Turkey, for someone from, you know, like Eastern Europe or this mm-hmm. area, exactly end of August, beginning of September. Mm-hmm. Probably beginning of September could be even better because of, you know, less tourists. Mm-hmm. The school year starts, blah, blah, blah. Anyway, but what was surprising for me, it was the prices. It can be high for mm-hmm. Turks, but actually I was expecting for us price is gonna be higher, so it was positive surprise actually that you can buy really. So it was cheaper than you expected, right? Yeah, definitely it uh-huh. was cheaper than I expected. I knew it that Turkish lira fall, but you know, because of inflation and other stuff, I thought actually the price is gonna be similar as in mm-hmm. Poland, but it's not, it's still lower. Mm-hmm. So it was positive surprise for me, but you know, of course I can understand for Turks who are mm-hmm. earning in lira, not in zloty, situation may look different. Like previous one when we have been to Kemer, because mm-hmm. now I'm comparing Kemer to Kemer, it was more Turkish tourists. Oh. Even in our pension, you know, apart, majority of the tourists, it was Turks, but now majority it was from Russia. Yeah.
Mm. So it's different. So I suppose maybe it's about economic situation, or maybe just you know, it was end of August, so maybe just season for Turks was done that time. I don't know, but it's different. So yep. Biz bayağı karşıya geçiyoruz, çocukla uğraşıyoruz. Vallahi video arasında inşallah hepsini birleştirebilirim. Yani eşimin aslında neredeyse tüm dediklerine katılıyorum. Hatta şey de sordum kendisine. Kendini güvende hissettin mi diye. Zaten sen vardın yanında sürekli, o yüzden hissettim dedi. Hani ben olma nedeni artısı şu. Genelde hani bir mağazaya vesaire bir yere gittiğimizde ben Türkçe bildiğim için ona istedi. Hani ben sürekli olarak irtibata geçtim gibi şeyler. Sadece aslında birkaç şey hoşumuza gitmedi. Mesela fiyatların çoğu dolar falan o tarz yazmışlar. O biraz hoşuma gitmedi ama sonrasında aslında biraz zaman geçirdikten sonra şeyi düşündüm. Hani sürekli kur değişiyor ve bazı menüleri mesela restorana gittiğimizde TL olarak yazdıklarını gördüm. Silip silip yazmışlar. Yani menünün şöyle düşünüyor. Sol tarafı yepyeni çünkü yemek resimleri var. Sağ tarafı fiyattan dolayı artık kağıdı kazınmış yani. O kadar fiyatlar değişiyor ki birine bant yapıştırmış. Bantın üstüne hani bir daha etiket yapıştırmış falan. Biraz saçma olmuş. Ona istinaden muhtemelen uğraşmamak için hani sallıyorum 2 dolar yazmışlar ya da 2 euro yazmışlar. O günün kuru, o günün şartları neye şeyse karşılığını TL bazında alıyorlar ama bunun yanı sıra bahsettiğim gibi hoşuma gitti mi gitmedi açıkçası. Çünkü hani Türkiye'nin para birimi tabii ki Türk lirası. Yazılması gereken şeyler Türk lirası olarak yazılmalı. Tamam, euro, dolar birçok ülkede geçiyor ama yine de fiyatı sen. Hani mesela zincir bir markete gittiğinde ya da bir mağazaya gittiğinde fiyat TL yazıyor. Neden? Çünkü Türkiye'desin yani. Öyle bir de fiyatlar çok böyle saçmalamış. İnanılmaz saçmalamış. Mesela size bir tane yediğimiz yemekten bahsedeyim. Hani tipik bir Adana dürüm. 180 lira falan ödemiştik. Bir de patates kızartması söyledik. Patates kızartması ne kadar? 150 lira. 150 lira. Hani 150 liranın pahalılığı ya da ucuzluğu onu bir kenara atın. Hani bir orantı ben yakalayamadım açıkçası. Fiyatı biz zloty ile geldiğimiz için çok pahalı diyemem size yani. 20 zloty Polonya'da da öyle çok fazla bir şey yiyemezsiniz. Ona istinaden pahalı diyemem. Ama patates kızartması gibi böyle bazen çok absürt şeylerin fiyatlarını çok böyle saçmalamışlar, yuvarlamışlar. O biraz hoşuma gitmedi. Fiyatların tutarsız oluşu. Mesela şöyle de bir şey vardı. Biz ana caddeye yakındık ama tam da böyle şehrin göbeğindeyiz diyemem size. Sağlı sollu tabii ki esnaflar var, marketler var vesaire. Su alıyorsunuz ya da ne bileyim aldığınız bir sigaranın bile fiyatı o kadar farklı ki, o kadar değişiyor ki. Yani sizi aslında bir nebze böyle zincir marketlere itiyorlar. Mesela orada Carrefour var, Carrefour'a gidiyorsun. Yani aslında yerli birine kazandırmak istiyorsun. Hani yerli sermayesine gitsin para diyorsun. Yerli malı, yurdun malı diyorsun. Zaten biz gurbetçilerde genelde olarak vatan özlemi olduğu için Türkiye'ye hep gelmeyi isteriz. Her zaman da geliriz. Paramız hani Türkiye'de şey olsun diye. Hatta ben hani söylenmez böyle şeyler ama paso böyle bulduğuma bahşiş falan veriyorum ama birisi tarafından affedersiniz düdüklenmek de hiçbir zaman hoşuma gitmemiştir. Hani neyse ederi onu söylesin. Ben Polonya'da da böyle. Bence bu bir kültürdür açıkçası. Her ülkede olmalı. Burada da mesela Uber'den yemek söyleriz, bir şey söyleriz. İlla ki hani %10'u bazen %15'i neyine tekabül ediyorsa vermeye çalışıyorum. Her zaman veriyorum diyemem çünkü bazen bozuk param olmuyor. Post cihazıyla gelmiyorlar. Hani Uber'de ödemiş oluyorsun zaten. Tipi de atmadıysan geldiğinde eli boş da çevirebiliyorsun. Bu tarz şeyler de oluyor ama genelde ödemeye dikkat ediyorum. Mesela bir tane daha olay oldu. Bu olay efsaneydi. Yani ben orada çıldırmıştım. Tam döneceğimiz gün bizim Antalya Kemer'den Antalya Havaalanı yaklaşık olarak 70 kilometre falan herhalde, yanlış olmasın. Ve ben en başta zaten Antalya Havaalanı'ndan bizim konakladığımız yer Kemer'e giderken yaklaşık olarak ne kadar 1650 lira taksimetre yazmıştı. Ben de böyle şeyleri bu arada araştırırım zaten. Güncel fiyatına ben bakmıştım, 1650 lira gözüküyordu Google'da. Her neyse geceydi ama ben dedim ki hani nakit parayla bu arada Polonya'da zloty'yi TL'ye çevirmiştim. Burada bazı döviz bürolarında oluyor. Her neyse nakit param vardı yani.
1650 lira yazdı. Ben tabii tırsarak gidiyorum. Bir de bu aralar hani haberleri o kadar izliyorum ki işte Arap şeyi dolandırdı, taksici falan. İddiaya göre o taksici turistleri dolandırmaya kalktı. Güvenimiz kalmıyor. Hani ben bunu sadece tabii Türkiye için de söylemiyorum. Bütün aslında turistik bölgelerde maalesef ki bu tarz taksicilere denk gelebiliyoruz. Beni getiren ama taksici o kadar namusluydu ki hatta fazlasıyla verdim parasını. 1600 liraya gelmiştim Antalya'ya. Dönerken hani o zihniyette ilerliyorum. 1800 lira falan herhalde öderim diyorum. 1800 lira sadece nakit param vardı. Hatta onu ben bilerek harcamadım ki yani dönerken taksiye dönerim diye. Zaten şeyde de hep kartla harcama yapmıştım. Şurayı da göstereyim. Her neyse taksici abiye dedim ki hani müsait misin? Müsaitsen Antalya havaalanına gideceğiz. Zamanımız da var bu arada. 3 saat falan var hava şeyinin kalkmasına, uçağın kalkmasına. Zaten 1 saate gidiyor. 2 saat önceden her türlü orada oluruz diye. Adam dedi ki hani ne kadar yazar aşağı yukarı dedim. Dedi ki bana 2300-2500 lira arası yazar. Ben de dedim ki abi hani ben 1800 liraya geldim. Ki şeyi bile unutmuşum. Yani 1650 tuttu. Ben 1800 vermiştim ya. Az önce bahsettiğim işte olaydan dolayı yani tip olsun hesabı. Neyse. Adam bana dedi ki aa dedi ama şöyle dedi. Onlar dedi Antalya'nın taksisi olduğu için onlar 12 ay çalışıyorlar. Çünkü hani şehir sonuçta dedi. Ama biz burası tatil beldesi olduğu için kemer 6 ay çalıştığımız için böyle fiyatı. Pardon dedim. Bunun yasada bir yeri var mı? Ya da siz hani tamam 6 ay çalışıyorsunuz ama bunun için özel bir taksimetre mi açıyorsunuz? Çünkü taksimetreyi açsan gece 1650 yazdıysa gündüz yazacağı adet trafik olsun yine aynıdır en kötü. Nasıl dedim öyle oluyor? Vallahi dedi burada böyle oluyor. Hani işine gelirse çekti bir de benimle. Neyse ben ondan sonra dedim yok o kadar nakit param yok. Yolda dedi şeyde ATM'de dururuz. Ben de yok dedim ATM falan hani. Ben hiçbir zaman hiçbir kartıma güvenmem bu arada. Şu anda bir metal kart var. Bazı post cihazlarında okumayabiliyor bile yani. Mahcup olurum diye. Şimdi düşünsenize orada mesela 2300 tutacak. İndirecek beni olan parayı çekemedi. Şimdi 300 lira için kavga mı edeceğiz adamla ya da niye böyle bir kendim stresi alayım ki? Zaten eder olan para cebimde var yani. Neyse bir tane ATM yolda bir abiye sordum. Nerede diye. Dedi 500 metre ileride. 3-4 dakika işte ne kadar yürürsen orada. Aynı yol üzerinde bir tane daha taksici gördüm. Dedim abi 1800 liram var. Havaalanına beni atar mısın? Hadi dedi atarım dedi. Ben de sonrasında başladım. Ya dedim abi dedim ya şurada bir taksiciye sordum. 1650 liraya geldim yola 1800 veriyorum dedim. Sanki hani şey yapar gibi. Hani az para veriyormuşum gibi de yalvarıyorum anasını satayım ya. Dedim böyle böyle bana dedim 2300-2500 lira falan söyledi dedim ya. Ondan sonra hangi taksi dedi. Dedim şuradaki şey taksi durağı. Aynı taksi durağıymış. Aa dedi şey bizim ben o taksi durağına bağlıyım zaten dedi. Dedim abi niye öyle söyledi? Ben sen dedim bak 1800 liraya gidiyorsun. Arkadaş dedim 2300-2500 söylüyor. Senin olayın ne dedim ya. Senin araban mı az yıkıyor? Niye böyle fiyat farkı var? Ondan sonra vallahi dedi ben de dur ben dedi bir durağı arayayım dedi. Şey 2000'e bağlayayım götürürüm seni dedi. Ulan dedim görüşmenin başında 1800'e evet dedin abi sen dedim. Hani 2500'e 300'e yapmayacağım sana diyor. Ama diyor çok da ucuza götürmeyeyim diyor. Abi dedim 1800 liram var. İyi ki evet diyorsun. Şimdi niye böyle yapıyorsun? Ya durama saçmalığa bak ya. Anlatırken bile gerçekten insan sinir oluyor. Ondan sonra abi dedim 1800 liram var. Götürüyorsan götür götürmüyorsan Allah işini gücünü rast getirsin. Gel gel tamam dedi kardeşim dedi. Ondan sonra ben o arabada huzurlu olabilir miyim? Geçtim arkaya bizimkileri zaten hemen. Bu bahsettiğim olay bizim apart otelin yanında oluyor. Bizimkileri aldık işte arabayı geçtik sus pus. Gidene kadar affedersiniz götü sıka sıka. Çünkü güvenemiyor. Adama düşünsene ya yani sen böyle bir zaten illegal işlere bulaşacaksan neden 200-300 lirayı kovalıyorsun ki? Bana çok saçma geldi yani. Neyse böyle detaylı anlatmak istedim. Bunu tabii ki bütün böyle bizim milletimize şey yapacak, atıfta bulunacak halim yok. Böyle insanlar dünyanın her yerinde var. Ama kötü bir şey varsa onu söylemekten de çok net çekinmem arkadaşlar. Fiyatlar konusunda eşim ucuz dedi. Çünkü şöyle ucuz, buranın para birimi değerli diye ucuz. Yoksa normalde eşim de yine bahsetti zaten. Türk lirası kazanıyorsan, Türkiye'de yaşıyorsan uçmuş abi yani. Hayatta kalman, ayakta kalman çok zor. Tatil yapman çok zor. Bence o yüzden aslında bir nebze
Türk sayısı düşmüş. Zaten Türkleri bir nebze aslında şu şeyi fazlasıyla alıyorsun, enerjiyi. Adam diyor ki yani yabancı parası olarak geliyor zaten diyor. Türkiye ne desem pahalı diyor. Çünkü biliyor Türk enayi değil. Abi Türk'ü çarpamaz. Bak ben bir tane Milan'a araba aldım. O arabayı bulursam size göstereyim. 21 dolar. Neymiş? Metalmiş. Ben bütün şeyleri zaten biz metal almaya dikkat ediyoruz. Bazen çok dandik dahi alabiliyoruz. 10 dakika oynuyor atıyor zaten. Ya oyuncak nihayetinde oyuncak. 21 dolarlık bir oyuncak olabilir mi? Neyse bunlar bizi sarı kafa görüyorlar tabi. Hani yabancıyız diye düşünüyorlar. Ben Türkçe konuşmaya başlayınca hayırdır oğlum. Neyse dedi şey dedi. Sen dedim hayatında bunu 21 dolara sattın mı? 21 dolar değil harbiden al sana 21 dolar dedim. Veren oldu mu ya böyle saçma bir şey. Oyuncakta ne biliyor musun? Yani görselini atacağım size. Sadece üstünde Türkçe yazıyor diye almak istedim. İşte gurbette yaşayınca böyle oluyor ama bir şey Türkçe olsun. Mesela ben Milan'a oyuncak ayı falan da almıştım. Basıyorsun işte el ayak sesi falan. Öyle şeyler çıkıyor. Neyse ulan Milan'da hoşuna gitti mi? Ben aldım bunu ama 10 dolara falan aldım. Ama gel Polonya'da aynı oyuncuyu bak abartmıyorum sana. En fazla 40 zlotiye falan alırsın. 30-40 zlotiye. Neyse böyle şeyler. Ben adamı bu arada parasını da verdim. Ve arabanın ne kapısı çalışıyor. Bir sesi çıkıyor. Tekerleri bozuk. Normalde geriye çekiyorsun ileri gidiyor falan. Bunlar biliyorum size. Belki ne saçmalıyor diyebilirsin. Ama yeri geldi mi insan 1 lirasını dahi aramalı ya. Eğer karşısındaki onu kullanmaya çalışıyorsa. O çok önemli. Neyse dikkat edin kendinize. Görüşürüz.